Arkadaşlar, şimdi sigara çalışması yapacağız size Hatice Hanım. Ne kadar sigara içtiğini söyleyebilir misin? Daha başlamadık. Evet. Günde 2 paket. 2 paket. Evet. Bu sizde nelere şey oluyor? Yani boğazınızda falan sorun yaşamıyor musunuz? Yaşıyorum tabii, nefes almada. Mesela ne yaşıyorsun? Nefes almada zorluk. Yani rahatsız ediyor bayağı. Evet. Şu anda eğitimdeyiz ve size bu çalışmayı yapacağız inşallah. Semra Hanımcığım, siz ne kadar içiyorsunuz? Günde 10 tane, 15 tane. Tane olarak. Ayşegülcüğüm. Tamam, seni seyret. Çok pardon günlük. İstiyorsunuz değil mi? Sabah sorduğumda ben sizi bırakmak sigara istemiyorum dedim. Ne dediniz? Bırakmak istemiyorum. Sigara içmeyi seviyorum dedim. Gerçekten seviyor musunuz? Evet, sigara içmeyi seviyorum. Ne hissettiriyor size? Bir duygusu kendimi mu var onun? Hissettiriyor bana sigara içmek. Bir anlatsanız onun duygusu ne? Yani sigara içince bir takım şeylerin böyle hafiflediğini, rahatladığımı, eksik olan bir şeyin tamamlandığını düşünüyorum. Sigara içmeyi seviyorum. İçmeyince kendimi kötü hissediyorum. Bir eksikliği bu. Anladım. Evet. Siz? Benim de aynı genelde. Bağ mı kurdunuz onunla? Yani hem duygusal bağ. Anladım. Şöyle bu güzelliği bir çekeyim mi? Bu elim almışken de. Arılara bak, ne kadar güzel çiçekler. Vızır vızır arılar konuyor. Burası neresiydi Ayşegül? Gülbahçe mi? Gülbahçesi. Burası Malatya'da Gülbahçe diye bir güzel bir yer. Biz bugün eğitimi burada verdik Ayşegül Hanım'la. Şöyle durdurayım sonra tekrar. Semra Hanımcığım, biraz önce güneşe alerjin olduğunu söylemiştin. Evet. Kaç dakikadır güneşte duruyorsun? Ortalama kaç dakika? 10 dakika oldu mu burası? 10 dakikadan fazla bir zaman oldu. Ne 10 dakikası? Yarım saattir oturdum burada. Oturdum orada. Tabii ki. Evet, yarım saat ve bu çalışmaları yaptık. Evet, aradan evet. En az yarım saat geçti. Evet. Daha fazla değilse. Evet. Şimdi daha önce, bu çalışmayı yapmadan önce senin güneşle olan imtihanını söyler misin? Güneşte, güneşe maruz kaldığım zaman, mesela balkonda bir çamaşır serdiğim zaman, o kadar kısa bir süre veya bir balkona yıkadığım zaman, güneş görür görmez vücudum, özellikle yüzümün T bölgesinde iğneler batmaya başlar sanki böyle. T bölgesi neresi yüzünün? Şöyle. Alın bölgesi. Alın, böyle. Evet. Burun üstü, şura, ondan sonra yanaklarda falan, çenede çok fazla. Şöyle iğneler batıyor gibi hissederim. İğne batıyor gibi. Şu anda orada hiçbir şey görmüyorum. Lekeler oluşacak evet. Dedin hatta. Evet, leke oluşuyor çok kısa sürede. Aha, ben biraz önce dedim ki size karşıya oturun güneşe dedim. Oturdunuz. Evet, evet. Hatta Ayşegül, burası tamamen güneş Ayşegül alıyor. Hanım dedi ki yürüyün ileriye doğru dedi. Şu evet. Anda da güneşin tam karşısında oturuyorsun. Bak güneş karşıda, evet. Tepende. Evet. O batmaları şu anda hissetmiyorum işte. Biz size normal bir çalışma yaptık. Hatta dedin ki hastanelik olurum. Tam ben ifade eder misin? Oluyorum. Yani tam normal ifade. Şartlarda. Bana söylediğin güneş, şeyi ifade et lütfen. Normal şartlarda güneşe maruz kaldığım zaman bu birkaç dakika veya 10 dakika içerisinde olsa mutlaka acile gitmem gerekiyor o gece. Yani bir serumla, bir damar yoluyla. 10 dakikada acile mi gitmeniz gerekiyor? Evet, evet. 10 dakika güneş görmüşsem şayet acile gitmem gerekiyor o gece. Çünkü vücudun güneş gören yerlerde lezyon oluşuyor. Hı hı. O lezyonlar su kabarcıkları gibi oluyor. Hı hı. Kaşınıyor ve inanılmaz bir yanma hissi veriyor. Bu çalışmayı yapmadan önce böyle bir güneşe maruz kalsaydın ne olurdu? Tekrar kesinlikle sorayım. Kesinlikle yani en kısa yani çok kısa bir yoldan bir hastaneye gitmem gerekirdi. Acil gitmem gerekirdi. Anladım. O lezyonları durdurmak, o reaksiyonu durdurmak ve sızlamayı, yanmayı, kaşınmayı durdurmak için. Anladım.
Biraz önce biz bir sigara çalışması yaptık size ikinize. Hatice Hanım'a da. Şu andaki sigara içme isteğini sorabilir miyim? Şu anda içmek istemiyorum. Şu anda içmek istemiyorum. Yani içme isteğim yok şu anda. Yani öyle mi? Evet, öyle hissediyorum. İçmek istemiyorum şu anda. Yüzde yani, kaçtı içme isteğin? Şu anda yüzde kaç? Yani şu anda bir yüzde versek. Yüzde olursa, onu da değil, yüzde. Yüzde olursa şu anda 20 falan herhalde. İçme ihtimalin hala var mı ama? Çok minik. Ama sanki içemem gibi hissediyorum sanki. Anladım. %20 ama o da sanki öyle biraz zor gibi geliyor bana şu anda. Normalde yüzde mesela çalışmada... 80'di. %80 değildi, %100 dedin biraz önce. Evet, %100. Bak, değiştim mi? Evet. Ben bunu %100. Zorla söylettiriyor değilim. Hayır. Sabah dedim ki bugün size bir jest olarak sigara çalışması yapayım dedim. Ben dedim hayır dedin. Bırakmak istemiyorum, sigara içmeyi seviyorum dedim. Hı-hı. Ama şimdi canım içmek istemiyor. Anladım. Evet. Sizde ne değişim oldu Hatice Hanımcığım? Bende de şu an... Yani bir yüzde versek hiç... ona. Yani hadi bir yakayım bir der misin yoksa? Şu an isteğim yok. Ama hı-hı, bilmiyorum sonra. Anladım. Şu an yok yani. Eğer ki isteğiniz olursa da bunu bize geri bildirim yapın, tamam mı? İçtiğiniz zaman şu an için yok. Bu zaten kısa bir zaman. Yeniçi yaptık çalışmayı. Buradaki şeyi alerji testi bence başarılı oldu, alerji testi. Evet, tatmıyor yani. Çünkü bunca bir zaman diyorsunuz. Uzun bir zaman. Kesinlikle şu anda uzun bir zaman. Hastaneye giderdim diyorsun. Evet, çok. Allah geçmiş etsin. İnşallah. İnşallah sigaradan da aynı şekilde İnşallah. O etkiyi görmüşsünüzdür. İnşallah. Bunu da zaten geri bildirim olarak alacağız sizden. İnşallah.